Fransa veya Paris denilince aklımıza genelde 14. Louis, Le Roi Soleil yani Türkçesiyle Güneş Kral veya 16. Louis veya Marie Antoinette gelir. Halbuki bugün hayran olduğumuz ışıklar şehri Paris'i yaratan aklımıza gelmesi gereken başka biri daha var. O da 3. Napolyon. Pek azımızın tanıdığı 3. Napolyon, pek çoğumuzun yakından tanıdığı Napolyon Bonaparte'ın yeğenidir. Bildiğiniz gibi 1789 Fransız İhtilali sırasında başarılı bir asker olan Napolyon Bonaparte birkaç konsüllük döneminden sonra kendini 1804 yılında Notre Dame Katedrali'nde imparator ilan etmişti. Bu sahneyi en iyi Louvre Müzesi'nde bulunan David'in Napolyon'un taç giyme sahnesini betimleyen devasa tablosundan tanıyorsunuz. Napolyon Bonaparte oldukça cesur ve yenilikçiydi. Modern Fransa'yı inşa etmek için atılımlar yaptı. Örneğin Bank de Fransa açtı, yollar, kanallar, köprüler inşa ettirdi ve bittiğini hiç görmese bile Arc yaptırdı. Görünen o ki Fransa'nın doğrudan halkoyuyla seçilen ilk devlet başkanı, aynı zamanda son hükümdarı 3. Napolyon'da amcası gibi yenilikçi ve cesurdu. 1848 yılında İngiltere'den gelerek 2. Cumhuriyetin başkanı seçildi. 1852 yılına gelindiğinde ise amcası Napolyon Bonaparte gibi imparator olduğunu ilan etti. Başa gelir gelmez orta çağdan kalan karanlık, sıkışık korkunç Paris'i değiştirmek, hükümdarlığının büyüklüğünü sergilemek, dönemini görkemli kılmak için Baron Osman'ı sen valisi olarak görevlendirdi. İşte modern şehircilik tarihinin en tartışmalı meselelerinden biri olan Paris'in hikayesi burada başladı. Sanayi devriminin en şiddetli yaşandığı İngiltere'den Paris'e gelen 3. Napolyon, Paris'i korkunç bulmuştu kargaşa içindeki Paris'i geniş, bulvarlı, şık, modern bir metropole dönüştürmek istiyordu. Aslında yazdığı 2. Ağustos olmak istiyorum notu onun neler yapabileceğinin göstergesiydi. Görünen o ki 3. Napolyon Roma'yı mermerden bir şehir yapan Ağustos kendini görmüştü. Elbette Paris'i bu denli değiştirmek istemesinin altında pek çok sebep yatıyordu. Bunlardan ilki sanayi devrimiydi. 18. yüzyıl sonunda başlayan sanayileşme sonucu şehirlerde fabrikalar artmış, bu zenginlikten faydalanmak isteyen herkes şehire akın etmişti. Şehirlerde nüfus artarken sınıfsal ayrım da derinleşmeye başlamıştı. Gittikçe kalabalıklaşan Paris'te dar sokaklar, konut eksikliği, altyapı sorunu, salgın hastalıklar, isyanlar büyük bir sorun oluşturmaya başlamıştı. İkinci neden ise Şehirde sık sık çıkan isyanlardan kurtulmaktı. Cumhuriyeti yıkıp imparator olan 3. Napolyon, bulvarlar açarak, şehri ışıklandırarak isyancıların dar sokaklarda barikat kurmasını, kaçmasını engellemeyi amaçlamıştır. Bu yolla gelecekteki devrimcilerin hükümete meydan okuma ihtimali azalacak hem de Paris modernleşecekti. Birbirine yıldız biçiminde açılan meydanlar meydanlardaki anıtlar, şehirleri birbirine bağlayan demir yolları ve garlar, opera binası, leal, Osmanyan tarzı apartmanlar, büyük parklar, ışıklandırmalar, kent mobilyaları hepsi bu büyülü Paris'in bir parçasıydı. Işıklar şehri Paris yaratılırken neredeyse eski Paris'in hepsi yıkılmış, Kent'in dokusu tamamen değişmiş, hatta kimilerine göre tüm Paris aynılaşmış, aynı dili konuşmaya başlamıştı. Kentin içinde yaşayan fakir halkın evleri yıkılmış, halk Paris dışına itilmişti. Yaşanan bu hüzünlü hikayelere Baron Osman'ın verdiği yanıt, "Evet, bir hayli ev yıktık ama bir o kadar da yaptık." olmuştu. Pek çok eleştiriye rağmen ne 3. Napolyon ne Baron Osman planlarından geri adım atmıştı. Paris büyüyor ve süsleniyordu. Adeta ikinci imparatorluğun tüm ihtişamını sergilediği bir sahne oluyordu. Napolyon Bonaparte'ın dediği gibi insanların parlak festivale ihtiyacı vardı. İlk büyük gösteri 3. Napolyon'un Öjeniye ile 1853'teki düğün oldu. Büyük bir kalabalık Rue de Rivoli'den Notre Dame'a giden alayı alkışladı. Bu gerçekten çok ihtişamlıydı. Arkasından 1855 ve 1867 evrensel sergileri tüm Avrupa'yı Paris'e çekti. 1855'teki evrensel sergiye Kraliçe Victoria kocası Prens Albert ile geliyor ve Palais d'Industrie'yi ziyaret ediyordu. Majesteleri daha sonra şehri hayal edilebilecek en mutlu yer olarak tanımlıyordu. 1867 evrensel sergisinde ise tüm Avrupa gerçekten Paris'te buluştu. Osmanlı Sultanı Abdülaziz'in de içinde bulunduğu 8 lider Şam Dömar'daki evrensel sergiyi ziyaret etmek, yeni Paris'i keşfetmek ve İmparatorluk Festivali denen şeyi tatmak için Paris'e geldi. Ziyaretçiler 2. İmparatorluğun yüceltilmesini amaçlayan bu görkemli fuarda 7 ay boyunca zenginlik, neşe ve refah atmosferinde yaşadılar. Bu çılgınca değişimden ve aynılaşmadan bazı toplum kesimi memnun olurken bazı kesim hiç memnun olmuyordu. Örneğin Paris'in başpiskoposu Kardinal Morlo Osman'ın değişimini destekliyor ve ona yoksul halkın yaşam şartlarını yükselterek, yoksulun evine ışık, temiz hava, su getirerek onun kendine çeki düzen vermesini yüreklendirmiş oluyorsunuz diyordu. Daha da eskiye gidersek 1739'da Voltaire, 10 yıldan daha kısa bir süre içinde Paris'i dünya harikası haline getirebiliriz. Yeter ki bu tür projeleri kucaklayacak kadar gayretli bir adam olsun sözüyle aslında değişim isteğini ortaya koymuştu. Tüm bunlara karşılık pek çok yazar ve düşünür de Baron Osman'a şiddetle karşı çıkmış ve eserlerinde eleştirmişti. Örneğin Flaubert için kent ne kadar güzel inşa edilmiş olursa olsun içindeki insanların eylemlerine fon görevi görüyordu. Onun için kent cansız bir nesne haline geliyordu. 1869'da yayınladığı Edikasyon Sentimentale yani Duygusal Eğitim adlı eserinde bu cansız nesnelerin Tasvirlerini yapıyordu. Madame Bovary'de ise her şeye rağmen Paris'in dayanılmaz çekiciliğini romanın kahramanından dinliyorduk. Ölmek istiyordu fakat aynı zamanda Paris'te yaşamak istiyordu. Bir diğer yazar Emil Zola. Paris'in Karnı adlı eserinde çelikten inşa edilen Paris halindeki canlı yaşamı anlatır. Paris'i bu kadar fazla tüketimden dolayı bir canavara benzetir. Geniş bulvarları ve kafeleri ise erkeklerin metresleri ve eşlerinin birbirlerini gözetlediği, iletişim kurmadan bir arada olduğu, birlikte olan çiftlerin birbirlerinden çok etrafla ilgilendikleri yerler olarak tanımlar. Modern hayat karşısında başı dönen Bodler ise Paris'i hastane, hapishane, kerhane, araf, cehennem diye tanımlar ve seni seviyorum rezil başkentler. Bir başka eseri Kötülük çiçeklerinde ise Paris artık eski Paris değil. Ne yazık ki bir ölümlünün kalbinden daha hızlı değişti der. Dönemin ünlü yazarlarından Balzac da Paris'in değişimine eserlerinde sıklıkla yer verirken Paris'in çok derin bir kültürel hazineye sahip olduğunu ve Paris'e gelmeyenlerin bunu asla anlayamayacaklarını belirtmeden geçememişti. Büyük yazarlardan Victor Hugo'ya gelince Victor Hugo tam olarak Yeni Paris'ten ve onu bu hale getiren 3. Napolyon'dan nefret ediyordu. Çünkü demokratik düşünceleri olan Victor Hugo başlangıçta seçilerek gelen 3. Napolyon'u desteklemiş, ancak 1852'de kendini imparator ilan edince onun baş düşmanı olmuştu. Hiç şüphesiz Fransa için Victor Hugo'nun sözleri tanrının sözü gibiydi. Bu yüzden 1862'de Paris'in kötü yaşam şartlarını ortaya koyduğu Sefiller romanı çok büyük yankı uyandırmıştı. Victor Hugo, imparatorluğu geri getirdiği için ezeli düşman ilan ettiği 3. Napolyon'u aynı zamanda Paris'in orta çağ cazibesini yok etmekle suçluyordu. Çünkü bu yapılanlar kentsel korumanın manifestosunu yazan Victor Hugo için adeta cinayetti. Her ne şekilde olursa olsun günümüzde 3. Napolyon ve Baron Osman hala kentsel koruma alanında çalışan uzmanlar tarafından acımasız bir şekilde eleştirilmektedir. Onlara göre kentin kültürel mirasını yok edilmiş, toplumsal hafızası silinmiş, tepeden inme siyaset ile şekillendirilmiştir. Ayrıca işçi kısmı kentin dışına sürülerek gentrifikasyon denilen soylulaştırma yapılmıştır. Diğer yandan bu mesele koruma alanında günümüzde de geçerli olan geleneksel modern yeni eski çatışmasının değişmeyen konusu olmaya devam etmektedir. Tüm bu tartışmalara rağmen görünen o ki 3. Napolyon Paris'i dünyanın en güzel başkenti yapmak isteyen amcası Napolyon Bonaparte'ın dileğini yerine getirmiş ve tüm dünyaya Paris'in zaferini ilan etmiştir. Sonuçta kimine göre Paris hafızası silinmiş monoton bir şehir, kimine göre yeniden inşa edilmiş ilham verici ışıklar şehri. Bugün gelinen noktada Paris çoğu insan için hala büyülü bir şehir ve bize çok fazla hazine sunmaya devam ediyor.